M'accusa l'imana, 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 beni öldüren de yoktur din iman. Mausa Limanı türküsünün hikayesini sizler için derledik. Kıbrıs Devleti henüz kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmadan önce 1943 yılında Mausa Limanı'nda yaşanmış bu hüzünlü hikayeyi dinledikten sonra Mausa Limanı türküsünü bir başka dinleyeceksiniz. Bu dokunaklı hikaye Kıbrıs'ın Mausa Limanı'nda hamal olarak çalışan Kıbrıs Türkü Ali'nin hikayesidir. Ali, esmer oluşundan dolayı Arap lakabıyla anılır. Arap Ali, genç yaşta evlenmiş bir çocuk sahibidir. Güçlü ve kuvvetli bir delikanlı olan Ali, her akşam işi bittikten sonra çalıştığı limana yakın olan meyhaneye gider ve günün yorgunluğunu bu meyhanede bir şeyler içerek atardı. Arap Ali günlerden bir gün yine meyhanenin yolunu tutar. Meyhanede saygısız tavırlarıyla kahkahalar atan İngiliz sömürgesine ait 7 Hint askerine gözlerini diker. Gözlerini askerlerin üzerine odaklayan Ali'nin bakışlarından rahatsız olan Hint askerleri Ali'nin üstüne yürür. Ancak beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşır. Her gün limanda ağır yük indiren Ali'nin güçlü kollarından askerler de nasibini alır. Ali hepsini yere serer. İngiliz sömürgesine ait Hint askerleri Ali'den yedikleri dayak sonrası meyhaneden ayrılır. Ve bu olay kısa sürede Kıbrıs'a yayılır. Arkadaşları bu olaydan sonra Ali'ye hemen buraları terk etmesini söyler. Bunlar seni artık rahat bırakmazlar şeklinde telkinde bulunurlar. Ancak Ali'nin kaçmak gibi bir niyeti asla yoktur. Gitmesi gerekenin onlar olduğunu söyleyen Ali aynı meyhaneye ertesi gün yine gider. Ancak bu sefer meyhanede farklı bir durumla karşılaşır. Tüfeklerinde süngüleri takılı olan aynı 7 Hint askeri onu bekliyordur. İçlerinden biri Ali'ye doğru bir hamle yapar. Arap Ali gelen ilk askeri güçlü cüssesiyle ve bir yumrukla yine yere indirir. Bu olayın akabinde üzerine doğru gelen diğer 6 askerin süngü darbeleriyle karşılaşır ve direnemez. Ali bu askerlerle boğuşurken yumruğuyla yere serdiği ilk asker öfkesiyle süngüsünü Ali'ye saplar. Vücuduna süngü saplanan Ali hızla kan kaybediyordur. 7 Hint askeri ağır yaralı olan Ali'yi sürükleyerek ibreti alem için Ali'nin hamal olarak çalıştığı Mausa limanına götürerek orada bırakırlar. Bu acı olayı işiten Ali'nin eşi koşarak Mausa limanına varır ve kanlar içindeki eşinin yanına gider. Ali'nin dudaklarından son sözleri dökülür. Cüssesiyle her türlü zorluğa dayanan Ali'sinin bıçak darbelerine dayanamadığını gören acılı eşi ise şu sözlerle karşılık verir. Uyan Ali, uyan, uyanmaz olurum. Yedi bıçak yarasına dayanmaz olurum. Bu sözlerin ardından Mausa türküsü de ortaya çıkar.